Sevgili gençler, trigonometri 5. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde trigonometrik denklemleri göreceğiz arkadaşlar. Önce birlikte sinüs ve kosinüsün denklemlerinin çözümlerini öğreneceğiz. Buralar önemli olduğu için arkadaşlar, bu denklem çözümlerinin nasıl yapıldığını güzelce not edin. Evet arkadaşlar, birlikte başaracağız. Hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, trigonometrik denklemler kısmımıza cos x eşittir kosinüs alfa denkleminin çözümüyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu ifadeyi düşündüğümüz zaman iki tarafta da kosinüs olduğunda şöyle yapacağız. İki durumumuz var. Önce birinci durumu söyleyelim. Bir de eşitleme yapıyoruz bakın arkadaşlar. Birinci kökü bulmak için, şu x değerlerinin birincisini bulmak için x eşittir diyoruz. Burada x1 yazmamın sebebi arkadaşlar birinci kök anlamında. Yine siz buraya x yazıyorsunuz. Eşittir diyorsanız alfa diyorsunuz. Yani direkt buradaki iki tane ifadeyi eşitliyoruz. X ile alfayı eşitleyerek başlıyoruz. Birinci durumumuzda eşitleme yapacağız. Yanına 2kπ'yi koyuyoruz. Ya da aynı anlama gelen 360k da diyebilirsiniz. İkinci durumumuzu söyleyelim. Yani ikinci kökü bulurken arkadaşlar. Bu sefer birinci x'imizi aynen yazıyoruz. Yine buraya x yazacağız. Karşı tarafına da buradaki ifademizde alfa gözüküyorsa eksi alfa yazacağız. Çünkü arkadaşlar birinci bölgede ve dördüncü bölgede kosinüsün işaretleri aynıdır. Direkt eşitlediğimiz zaman birinci bölgedeki kökü bulmaya çalışırız. Eksi alfa dediğimiz zaman da dördüncü bölgedeki karşılığını bulmuş oluruz. Yanlarına mutlaka denklemin en başında yazarken artı 2kπ'yi ifadesi de yazacağız. Evet, tekrar söylüyorum. X eşittir alfa yapıyoruz. Diğerinde de x eşittir eksi alfa yazarak cevaba ulaşıyoruz. Evet, birinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Kosinüs 5x eşittir 1 bölü 2. Denklemini sağlayan x dar açısı demiş aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, burada baktığımız zaman tabii kosinüsü görüyoruz. Ama karşısında yine kosinüs olması lazım. O zaman şöyle düşünüyoruz. Hangi kosinüsün, hangi açının kosinüsünün 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilmeniz lazım arkadaşlar. Bu ifade kosinüs 60 derecedir. Evet. Bunu söyleyemiyorsanız, eğer buralarda bir sıkıntı varsa, hangi kosinüs açısının 1 bölü 2 olduğunu hızlı söyleyemiyorsanız, 11. sınıf videolarımızı arkadaşlar tekrardan sizlerin izlemenizi lazım. Çünkü buraları artık hızlandırmış olmamız gerekiyor. İfadeyi görünce, kosinüs gördüğümüzde hemen karşısında 1 bölü 2 varsa cos 60 diye düşünmelisiniz. Buradaki ifademizde artık şunu yapacağız. İki durum var diyorduk. Birinci durumu söyleyelim. Direkt eşitleme yapacağız. Evet, burayı bence unutmazsınız arkadaşlar. Direkt eşitleme yapıyormuşuz. Evet, yaptık. Hemen yanına ne yazacağız? 2kπ ya da aynı anlama gelen 360k yazacağız. Buradan çözüm arayacağız. Eğer çıkmazsa arkadaşlar bir durumumuz daha vardı. Onu da yazalım. Birinci ifademizi 5x yazıyoruz. Karşıdaki 60'ı görüyorsunuz bakın. Eksi 60 yazmalıyız. Hemen yanına yine 360k yazarak çözmeye çalışacağız. Cevabımız bu iki durumdan bir tanesinden gelecektir. Çünkü hangisi olabilir diye sormuş zaten. Şıklara göre karar vereceğiz. Önce bunu inceleyelim. Ne yapalım ifademizi? 5'e böleceğiz. 5'e böldüğümüz zaman 60'ı 5'e bölerseniz 12 olacaktır. 360'ı 5'e böldüğünüz zaman da 72k bulursunuz. Önce buradan bir araştıralım. Neler olur? K'ya değerler veriyorsunuz arkadaşlar. K'ya bir 0 vereceğiz. 0 verdiğimiz zaman burası kaybolacaktır. 72 çarpı 0. 0 olur çünkü. Yani 12 gelir. Evet, 12 var mı diye bakabilirsiniz şıklara. Evet, şıklarımızda şu an yok. Demek ki devam edeceğiz. Bu yanlış değil ama şıklara yazılmamış. Çünkü olabilir diye soruyor. O zaman K'ya 1 verelim. K'ya 1 verdiğimiz zaman ifademizde 72 çarpı 1 72 olacaktır. 12 ile de toplarsak 84. Evet, 84 var mı diye bakıyoruz. Bakıyoruz şıklara. Evet arkadaşlar, cevabımız D şıkkıymış. Eğer bulamasaydık K'ya değerler vermeye devam edecektik. Belki buradan da gelmeyebilirdi. O zaman sağ taraftaki işlemi yapacak. Burada 5'e bölerek K'ya değerler verecektik. Evet, biz araştırdığımız zaman K'ya 1 verdiğimiz zaman bu sol taraftan cevabı 84 diye bulduk. Cevabımız D şıkkıymış. Çıkmış ve çıkabilecek sorularla dersimize devam ediyoruz. Evet, bakalım bize neler söylemiş yeni sorumuzda. 0 ve pi arasındaymış bizim x dediğimiz. Yani x dediğimiz açı 0 ile 180 arasındaymış. Diyor ki 2 cos kare eksi cos x
eksi 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet arkadaşlar, elimizdeki ifadeye baktığımız zaman derecesinin 2 olduğunu görüyoruz. Derecesi 2 olan ifadelerde değişken dönüşümü yaparak ikinci derece denklemlerden faydalanacağız. Yani burada baktığınız zaman kosinüs zaten çok fazla olduğu için hemen cos x ifadesine k diyebiliriz. Daha kolay çözebilmek için denklemi güzelleştirmek istiyoruz arkadaşlar. Kosinüsleri kaldıracağız, yerine k koyacağız. O zaman ifademiz şöyle olacak. 2k'nın karesi eksi, şurada da k koyduğumuz zaman eksi k olur, eksi 1 eşittir 0. Şimdi daha kolay fark ederiz. Çünkü derecesi 2 olanlarda biz çarpanları ayırma yöntemini kullanıyorduk. Hemen orada baktığınız zaman 2k'nın karesi demiş. O zaman 2k'ya k demeliyiz. Eksi 1 dediğimiz ifadede 1, 1 diye ayrılır. Tabii işaretinde eksi gelmesi için bakalım. Şunu eksi, bunu artı seçmemiz lazım. Mutlaka ortayı da kontrol edin arkadaşlar. Orta şu anda tutuyor. Bakın kontrol edelim. Çarparsanız çaprazı artı k yapar. Diğer çaprazı çarparsanız eksi 2k gelir. Ve bunların toplamları da eksi k'dır. Yani ortayı veriyor. O zaman doğru düşünmüşüz. Şimdi yapmamız gereken karşılıklı yazmak. Şöyle karşılıklı yazarsanız bizim bu denklemimizi 2k artı 1 çarpı k eksi 1 olarak söyleyebiliriz. Evet. Bu ifademiz 0'a eşittir. Bunu 0'a eşitlediysek arkadaşlar o zaman her birini 0'a eşitleyeceğiz. Çünkü sonucu 0'sa ya birincisi 0'dır ya ikincisi 0'dır. Bu birinci ifademizi 0'a eşitlersek k'ya eksi 1 bölü 2 buluruz. Bunları konuşacağız. Ya da burayı 0'a eşitliyoruz. K eşittir 1 gelecektir. Bunların üzerinden devam edersek iki durumumuz varmış. Birincisini söyleyelim. Mesela şundan başlayayım ben. K dediğimiz kosinüsü cos x eşittir 1. Bunu düşünelim. Kosinüs ne zaman 1 olurdu arkadaşlar? Hemen hatırlamaya çalışın. Kosinüs dediğimiz ifade 0 derecede 1 olurdu. Bunları hızlı hatırlamanız gerekiyor. 11. sınıf ifadeleri bunlar. O zaman bizim x dediğimiz ifade 0 artı 360k'dan düşünülmeliymiş. Buradaki ifadelerimizi düşünürsek o zaman biz k yerine değerler koyacaktık hatırlarsınız. K yerine 0 koyarsam o zaman şurası 360 çarpı 0 0 olur. 0'la toplarsam yine 0 olacak. X 0'dır. 0 bize uygun mu diye bakarsanız bakın burada dahili işareti gördüğünüz için bizim ifademizde 0 olmalıdır. Bir tane kökümüz buymuş. Hatta şıklara bakarsanız hemen A şıkkı olduğunu da anlayabiliriz arkadaşlar. Ama devam etmek istediğimiz zaman şöyle de yapacağız. Yani buradan bir tane yazdık. Aslında ikinci durumu da yazacaktık. Hatırlarsanız nasıl yapıyorduk? Bir buradakileri birbirine eşitliyorduk. Bulduk zaten. Bir de buradaki x'i yazıp diğerinin eksilisini alıyorduk. Ama sıfırın eksilisi olmadığı için yine aynı şey gelecektir. Biz şu anda şu ifadeyi kullandık. Bir de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. K dediğimiz eksi 1 bölü 2 oluyormuş. Yani kosinüs eşittir eksi 1 bölü 2. Bir de bunu çözmeniz gerekecektir normalde. Evet buradaki ifademizi düşünmeye çalışalım. Çünkü bilgimiz genişlesin diye yapıyoruz. Yoksa sıfırı bulunca bakın şıklardan hemen gördük. Ama belki de güzel ayarlayacaklardı göremeyecektik. O zaman burayı da çözmemiz gerekecekti. Yapalım. Kosinüs dediğimiz ifade ne zaman eksi 1 bölü 2 olur? Bunu düşünmeniz lazım. İsteyenler önce pozitif halini konuşabilir. 1 bölü 2 olduğu durum 60 dereceydi hatırlarsanız. Kos 60'tı. Ama önünde eksisi de var. Yani biz açımızı ikinci bölgeye taşımamız gerekiyor. İkinci bölgeye taşırken de o zaman 180'den 60 çıkartırsınız. Kosinüs 120. Yani aradığınız ifade budur arkadaşlar. Kos 120'yi hesaplarsanız eksi 1 bölü 2 gelir. Burada yaparken de çözümümüzde iki durum vardı yine. Bir, direkt eşitliyoruz. X eşittir 120 artı 360k. Bundan çözmeye çalışacaksınız. Eğer bir de bulamazsak ne yapacağız? Birinci ifademizi yazıp buradakini. Diğer ifadenin eksilisini düşünüyoruz. O zaman ifadeyi düşünürsek eksi 120 artı 360k diyeceksiniz. Burada baktığımız zaman da k'nın yerine biz birinci ifadeyi önce düşünelim. 0 koyarsanız k'nın yerine buradaki ifade 120 gelecektir. Evet 120 dediğimiz ifadeyi de pi cinsinden söylersek de 2 pi bölü 3'tür. Bu da zaten bizim a şıkkıyla uyumludur arkadaşlar. Diğer taraftan da değer gelir aslında. Burada da k yerine 1 koyduğunuz zaman 240 olursunuz. Fakat bu uygun olmasına rağmen bizim aradığımız aralıkta değil. Yani o cevap sağlar ama bizden istememiş.
0 ile 180 arasındakileri söyle demiş. Biz de onları 0 derece ve 120 derece olarak bulmuş olduk. O da A şıkkındaymış. Sevgili gençler, şimdi de sinüs x eşittir sinüs alfa denkleminin çözümünü inceleyelim. İfademize baktığımız zaman öncelikle iki tarafında sinüs olmasına dikkat edin. Eğer sinüs değilse bir tanesi değiştirmemiz lazım. Bir şekilde ifademizi sinüse çevirdikten sonra iki tarafta sinüs görüyorsak şunları söyleyebiliriz. Yine iki durumumuz var arkadaşlar. Sinüs ve kosinüslerde iki durum varmış. Kosinüsü konuştuk. Şimdi sinüsü konuşuyoruz. Burada yaparken birinci durumda dik kökümüzü bulurken direkt eşitleme yapıyoruz. Bu ifade kolay arkadaşlar. Birinci durumu herkes yazabilir. Ne yapıyormuşuz? Direkt eşitliyoruz. Buradaki x de buradaki alfayı eşitleyeceğiz bakın. Eşitledik. Buradaki x1'in anlamı birinci kök anlamında. Yine burası aslında x. X eşittir alfa diyoruz. Yanına da 2kπ yazıyoruz. Ya da aynı anlama gelen 360k yazabilirsiniz. İkinci durumu konuştuğumuz zaman da x'i yazacağız arkadaşlar. Fakat buradaki alfanın yerine bu sefer 180 eksi alfa yazacağız. Bakın burada belirttik. İkinci kökü bulurken, ikinci x değerini bulurken ne yapacakmışız? 180'den alfamızı çıkartacağız. Yanına yine aynı şekilde 2kπ yazıyoruz. Ya da aynı anlama gelen 360k diyebilirsiniz. Yani sinüs ve kosinüslerde 360k yazıyoruz arkadaşlar. Ama sinüslerde şu kısımlar kosinüsten farklı. Birincisinde aynı kosinüs gibi yapıyoruz. Şu birinci durumda kosinüste de sinüste de ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt eşitleme yapıyoruz. İkinci durum farklılaşıyor tabii. İkinci durumu konuşurken sinüslerde ne yapıyormuşuz? 180'den alfayı çıkartıyoruz. Yanına da 360k koyarak çözüme gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi sinüsle ilgili bir örnek çözelim. İfademize bir bakalım. Bize neler söylemiş? X demiş 0-2 pi aralığında demiş. Evet 0-360 aralığındaki köklerini bulacağız. Ve diyor ki bize 2 sinüs x artı kök 3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet ilk önce ifademizde sinüsü bir yalnız bırakmamız lazım. Yani şunu karşıya gönderelim. 2 sinüs x eşittir eksi kök 3 olur. Bir de 2'ye bölelim. 2'ye de böldüğümüz zaman şu şekilde şunlar sadeleşecektir. Sinüs x eşittir eksi kök 3 bölü 2. Evet arkadaşlar şimdi artık şunu söyleyebilmeniz lazım. Sinüs dediğimiz ifade ne zaman eksi kök 3 bölü 2 olur? Evet bunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunlarda birazcık sıkıntı çekiyorsanız mutlaka 11. sınıf videolarımızı izleyin. Oradan pekiştirmeniz gereken yerler var demek ki. Onları düşündükten sonra artık bu noktadan sonra hızlı davranmalıyız. Şöyle düşünebiliriz. Şuradaki ifademizi önce pozitif düşünün. Pozitif düşündüğümüz zaman kök 3 bölü 2 ifadesi sinüs 60'tı arkadaşlar. Bu bize sinüs 60'ı anlatmalı. 60 dereceyi anlatmalı. Ama eksi olduğu için biz bunu onun eksi olduğu 3. bölgeye taşımalıyız. Sinüs dediğimiz ifade 3. bölgede ve 4. bölgede eksiydi. Bir tanesini bulmanız yeterli. Ben 3. bölgeye taşıyacağım. 3. bölgeye taşırken de bu açımıza 180 eklemeliyiz. 180 eklediğimiz zaman o zaman 240 dereceyi düşünmüş oluruz. Yani demek ki eksi kök 3 bölü 2 dediğimiz ifade sinüs 240'mış. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar artık denklem çözümüne geçebiliriz. İfademizde iki durum vardı. Hemen onları canlandıralım. Birinci durumumuzda direkt eşitleme yapıyorduk hatırlarsanız. X eşittir diyoruz 240. Hemen yanına ne diyoruz? 360K diyoruz. Evet doğru bulduk arkadaşlar. Burada değerler vereceğiz. Ama dursun bir de ikinci durumu yazalım. İkinci durumu nasıl yapıyorduk hatırlarsanız. X diyorduk. Bu birinci olanı aynen yazıyoruz. Ama ikinci olanı şuradaki 240 yazmayacağız. Ne yazacağız? 180'den çıkartacağız. 180'den 240 çıkartın arkadaşlar. Evet işlem hatası yapmayın. Negatif bulacaksınız. Yanlışla büyükten küçüğü çıkartmayın. 180'den 240'ı çıkarttığımız zaman eksi 60 buluruz. Eksi 60 artı 360k diyoruz. Evet. Bunlar yardımıyla artık biz köklerimizi bulmaya çalışalım. Önce buradan başlıyorum. K yerine 0 yazıyoruz. Bakın burası pozitif olduğu zaman genelde k'ya 0 diyerek başlıyoruz. 0 dediğimiz zaman ifadede burada biz neyi buluruz? X eşittir 240 buluruz. 240 ifademiz doğru ama şıklardan az sonra tam bulacağız. Yanlış bir şeyimiz yok arkadaşlar. K yerine 0 yazdınız. 1 verebilir miyiz acaba? 1 verebilirsiniz aslında. Ama 1 verdiğiniz zaman arkadaşlar burası 360.
240 ile toplayınca da 600 bulursunuz. 600 cevabı sağlar. Fakat bizden istediği 0-360 arasındaki karşılıkları, o zaman devam etmiyoruz. 600'ü almıyoruz. 240 buradan bir tane geldi. Buraya baktığımız zaman da buradaki ifademiz arkadaşlar eksi 60 yani negatif olduğu için k'ya değer verirken tavsiyemiz 1 vererek başlayın. K yerine 1 verdik diyelim o zaman. K yerine 1 verirseniz burası 360 yapar. 360'tan da 60 çıkartırsanız 300 bulursunuz. Evet, 300 de bize uygundur çünkü 0-360 aralığındaki karşılıklarını arıyorduk. Evet. Başka olur mu diye düşünebilirsiniz. K'ya 2 vermek isteyebilirsiniz. 2 verdiğiniz zaman 720'den 60 çıkartın, 660. Bu da uygundur ama bizim istediğimiz aralıkta değil arkadaşlar. 0-360 aralığında arıyorduk. O yüzden buradan bulacağımız 660 dereceyi de şu an kullanamayız. İki tane değerimiz varmış. O zaman bunlar hangi şıkta var diye bakmalısınız. Evet, 240 dediğimiz ifade. A şıkkındakine bakarsak şurası 120 derecedir. Buralarda şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Pi'yi kaldırıp yerine 180 yazıyorsunuz. 180 yazarak orada elde ettiğimiz dereceleri bizim bulduklarımızla kıyaslıyoruz. A şıkkı olmazmış, 120. 4 pi bölü 3'e bakalım. Evet, burası 240 yapar. Yani 180 yazın şuradaki pi'nin yerine. Kendiniz bulun. Burası 240'tır. Şurada bir kontrol edelim. Şuraya 180 yazsak gelir mi acaba istediğimiz? 180 bölü 3, 65 ile çarpsak 300. Bakın burası da 307. Gayet güzel. Bizim istediklerimiz 240 ve 300 derece. Hangi şıktaymış? B şıkkındaymış. Sevgili gençler, kaliteli sorular çözerek konumuzu öğrenmeye devam ediyoruz. Bakalım sorumuza bize neler söylemiş. Sinüs 2x eksi pi bölü 3 eşittir. Sinüs x artı pi bölü 3. Denkleminin demiş 0, 2 pi aralığındaki köklerini bulalım demiş arkadaşlar. Evet, yani 0-360 aralığındaki köklerini bulacağız. İfademize baktığımız zaman hem solda hem sağda sinüs yazdığı için güzel arkadaşlar. İlk önce iki tarafta da sinüs olması gerektiğini söylemiştik. Tamam, o zaman nasıl yapacaktık? İki durumumuz var. Bir diyelim, ilk durumumuzu yazalım. Direkt eşitleme yapıyoruz arkadaşlar. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Eğer pi bölü 3'ler size biraz zor geliyorsa onları da hemen çevirebilirsiniz. Pi 180 demektir. 180 bölü 3 60 derecedir. Bunlar da 60 derece. Onların üzerinden gidebiliriz. Birinci durumumuzda direkt eşitleme yapıyorum. Yazıyorum. 2x eksi 60 eşittir. X artı 60. Evet, bu denklemimizi yanına da hemen 360K koyacağız arkadaşlar. Şöyle yaptım. Bu birinci durumumuz. Bunu yapacağız. Sonra ikinci durumu da yine konuşuruz. Hemen buradan devam ettiğimizde x'i sola aldığımız zaman 2x'ten x'i çıkarsak x olacaktır. Burada bakın eksi 60 görüyoruz. Onu da sağ tarafa alalım. Artı 60 diye geçsin. 60 artı 60. 120 bulursunuz. Burada da 360K vardır. Buradan birazdan değerler vererek köklerimizi bulacağız. İkinci durumumuzu yazalım. Sinüslerde ikinci durumu yazarken birinci ifademizi aynen yazarız. Evet, 2x eksi 60. Sağ tarafı yazarken de bu sefer 180'den çıkartacağız. Evet. Şurada bakın x artı 60 ifademiz vardı. Bunu biz 180'den çıkartacakmışız. 180 eksi x artı 60 yapacağız. Ve sonra da yanına 360K koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman buradaki çözümü yaparken hemen düzenleyelim. 2x eksi 60. 180'imiz var. Şu eksiyi dağıtın. Eksi x eksi 60 olur. Artı 360K. Düzenlemek istediğimiz zaman eksi x'i sola aldığımız zaman 2x burada vardı. Bir tane de buradan geldi. 3x oldu. Evet. Sayılara baktığımız zaman şimdi orada bakın gidenler de var. Hemen gönderin bakın. Eksi 60 hem solda var hem sağda var giderler. Sadece o zaman sağ tarafta kim kalacaktır? 180 artı 360K. O zaman her tarafı bir 3'e bölmelisiniz öncelikle. 3'e böldüğümüzde 60 artı 120K buluruz. Burada da K'ya değerler vererek artık köklerimizi söyleyeceğiz. Hemen her iki tarafı da kullanalım. Önce bu tarafı düşünelim. K'ya 0 verdiğinizde ne bulursunuz? K'ya 0 verirseniz 360 çarpı 0 burası kaybolur. 120 buluruz. Evet. 120 bize uygun mudur? Evet, uygundur. Çünkü biz 0-360 arasında arıyoruz. Başka var mı burada? Bir tane deneme yapalım hemen. K'ya bu sefer 1 verin. K'ya 1 verdiğiniz zaman burası 360 çarpı 1. 360.
artı 120, 480 bulursunuz. Aslında bu da sağlar. Fakat bizim aralığımızda değil. 0-360 aralığında arıyoruz. O zaman sağlasa dahi bunu almamızı istemiyor kendisi. Bu tarafa bakalım. Burada da K'ya değer verelim. K'ya 0 verdiğimiz zaman 120 çarpı 0, 0 olur. Burası kaybolur. 60 derece buluruz. Evet. Bu da bize uygundur. Çünkü 0-360 aralığında kendisi. Bakalım başka var mı? O zaman K'ya değer vermeye devam edelim. K'ya 1 verelim. K'ya 1 verdiğimiz zaman bu sefer x'e eşittir diyelim. 60 artı 120 olur. Yani 180 olur. Bu da uygundur. Çünkü 0-360 aralığında devam ediyoruz. K'ya 2 verelim. Yani kaç tane kök varsa hepsini bulacağız. Baktığımız zaman bu sefer K'ya 2 verirsek burası 120 çarpı 2 ile 240 olur. 240 artı 60'dan 300 buluruz. Bakın bir tane daha geldi. 300 oldu. Başka var mı acaba diye düşünürseniz hemen düşünelim, varsa söyleyelim. K'ya bu sefer 3 verdiğimiz zaman 360 artı 60, 420 buluyoruz. Ama 420 dediğimiz ifade uygun olsa dahi bizim istenilen aralığımızda değil. Yani sağlasa dahi bizden istemiyormuş kendisi. O zaman bunu da seçmiyoruz. Bize uygun değerler 0-360 aralığında 120, 60, 180 ve 300 açılarıymış. Evet sevgili gençler, geldik dersimizin son örneğine. Bakalım bize neler söylemiş. Sinüs demiş, 5x eksi 10 eşittir kosinüs x artı 20. Olduğuna göre demiş, x dar açısının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet arkadaşlar, denklemimize baktığımız zaman bir tarafta sinüs, bir tarafta kosinüs görüyoruz. Bu haldeyken denklemimize çözüm üretemeyiz arkadaşlar. Ya iki tarafında sinüs olması lazım ya da iki tarafında kosinüs olması lazım. Bir tanesini çevirmeniz gerekiyor. Yani istediğini yapabilirsiniz. Ben şu anda kosinüsü çevirmeyi düşünüyorum. Kosinüsü mesela sinüs yapmak isteyelim. Nasıl yapardık? Hatırlayın. 90 dereceye tamamlardık arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs birbirini 90 dereceye tamamladığı için hemen sinüse geçiş yapalım. 90'a tamamlayacaksak 90'dan o sayıyı çıkartmalısınız. Yani x artı 20'yi çıkartıyorsunuz. Evet, bu ifadeyi yaptığınız zaman 90 eksi x eksi 20 yapacaktır. O zaman işleme devam ettiğinizde de 90'dan 20 çıkarsanız 70. Şurada da eksi x'imiz var. Eksi x diyecekmişiz. Sol tarafta bakın, şu anda bir şey yapmadık. Sinüs 5x eksi 10 gözüküyor. Artık çözüme gidebiliriz. Çünkü denklemimizin iki tarafı da aynı karakter. Ve şu anda sinüs görüyoruz iki tarafta da. O zaman sinüs durumunu düşüneceğiz arkadaşlar. 1 diyelim. Çünkü sinüslerde iki durum vardı. Önce ne yapıyorduk? Direkt eşitleme yapıyorduk. Bakın içerideki 5x eksi 10 ifadesini eşitleyeceğiz 70 eksi x'e. Evet. Burada da hemen ne yapıyoruz? 360 k'yı koyuyoruz. Ve bunu çözmeye çalışacağız. Tamam. Belki cevabımız buradan gelecektir. Ama olabilir dediği için diğer durumda yazmamız lazım. Diğer durumda şuydu. Birinci ifademizi 5x eksi 10'u aynı yazıyoruz. Ama sinüslerde diğer ifadeyi bulurken burayı 180'den çıkartırdık. Bu ifadeyi 180'den çıkartırsak, işlem hatası yapmamak için isterseniz yavaş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle bir ifade var. Çıkartmayı yapacaksınız. O zaman eksi 70 artı x olur. Yani ifade karşıya yazacağımız 110 artı x olacakmış. Evet, artı bir de 360 k'yı her zaman koyuyoruz. Tekrar söyleyelim. İki durumumuz varmış. Birincisinde direkt eşitleme yapıyoruz. Çözmeye çalışacağız. Diğerinde de birinciyi aynen yazıp ikinci ifademizi 180'den çıkartıyoruz. Bakın o işlemi de burada yaptık. Onun karşılığı da hemen buraya yazıldı. Bunları çözmeye çalışalım. Bakalım cevabımız hangisinden geliyor. Buraya baktığımız zaman birinci durumu çözelim. Eksi x'i sola atalım. O zaman 5x artı x olur. 6x olur. Eksi 10 dediğimiz ifadeyi karşıya atarsam 70 artı 10'dan 80 buluruz. Artı 360 k. Evet. Burada da her iki tarafı 6'ya bölmemiz lazım. 6'ya böldüğümüz zaman x eşittir 80 bölü 6. Evet. Artı 60 k. Evet. Buradan aslında değerler buluruz ama hep rasyonel sayı çıkar. Çünkü 80 bölü 6 dediğimiz ifade, hadi 2'ye bölebiliriz belki ama 40 bölü 3 olur. Sonrasındaki ifademizde devamında hep rasyonel sayı göreceğiz. Ama şıklara baktığımız zaman rasyonel sayı değil arkadaşlar. Demek ki bu durumdan gelmemiş, bizim kökümüz diğer taraftan gelmiş. O zaman bir de burayı inceleyelim.
Burayı incelediğimiz zaman da şu x'imizi karşıya atarsak, 5x'ten x çıkartırsak 4x olur. Eksi 10 dediğimizi sağ tarafa attığımız zaman 120 buluruz. Artı 360k. Evet, şimdi de her tarafı 4'e bölün. X eşittir olur. 120'yi 4'e böl 30 olur. 360'ı 4'e böl 90 olur. 90k. O zaman k'ya değer verelim. Burada k'ya 0 verdiğiniz zaman mesela, o zaman cevabımızı 30 buluruz. Evet, bakın şıklarda görebiliyoruz. Cevabımız C şıkkıymış. Yani gelmeseydi yine k'ya değerler vermeye devam edecektik. Ya birinci durumdan ya da ikinci durumdan cevaba ulaşılır arkadaşlar. Evet, sorumuzun çözümü bu şekildeymiş. Sevgili gençler, 12. sınıf trigonometrisini çalışıyoruz. Burada arkadaşlar 11. sınıfın trigonometrisini de kullandığımız için eğer eksikleriniz varsa önce 11. sınıftaki videolarımızı izleyin arkadaşlar. Bakın şu anda trigonometrik denklemlerin birinci dersini de bitirdik. Artık sona yaklaşıyoruz. Son bir dersimiz kaldı arkadaşlar. Orada da tanjantın ve kotanjantın denklem çözümlerini öğreneceğiz. Artık arkadaşlar bilgileriniz olgunlaşıyor. Eğer siz net olarak hepsini yapmak istiyorsanız, tüm trigonometriyi düşündüğümüz zaman 5 tane soru geliyor arkadaşlar. Az değil. AYT'de sizi bunlar öne çıkartacaktır. Eğer başarılı olmak istiyorsanız arkadaşlar, hem bol soru çözmemiz lazım, hem de 11. sınıftaki eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Güzel çalışarak birlikte başaracağız. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.